Bu tür gönçeler gerçekten önemli ve güzel. Sen bu geceyle alakalı ben de bunu merak ediyorum. Evet, bu geceyle alakalı engelsiz yaşam dediğimiz zaman şimdi burada tabii bizim için çok kıymetli engelli kardeşlerimiz, engelli vatandaşlarımız ya da bunu yaşayan. Hepimiz engelli adayız. Hepimiz engelli adayız. Buna dikkat çeken bir derneğin böyle bir gece yapması muhteşem bir şey. Çok güzel isimler varmış. Geceyi takip etmeye çalıştım. Benim arkadaşım var Hilal. Erman'ın eşi Hilal Toprak. Doğum gününde de var. Evet. Serhan evet. Toprak'ın eşi. Evet. Ondan takip etmeye çalıştım. Çok da güzel olmuş. Katılım da şahane olmuş. Ben bu arada şunu söyleyeyim. Tolga Çivi'yi çok severim. Ben komedyenleri çok seviyorum galiba. Bizi bildirmeyi. Tolga Çivi biliyorsun. Cem Yılmaz'ın kız kardeşiyle evli. Cem Yılmaz'ın damatları. Evet. 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 Doğru söylüyorsun. Orada ben ilk kez Tolga Çelik'i böyle gördüm. İşte Tolga Çelik de ödül almaya çok layıktır, çok evet. Güzel işler yapmıştır, filmler yapmıştır falan. İlk kez gördüm ve bu ilk kez görüş benim altını çizdi, sağladı. Nerede bu Tolga Çelik? Ya Tolga'yı ben de özledim ya. Tolga nasıl bir çocuktu biliyor musun? Biraz özelini anlatayım Tolga Çelik'in. Biz Aşk ve Gurur dizisinde beraber oynadık. Tolga Çelik benim abim rolündeydi. Ve Tolga nasıl... Sen bana dizide oynamışsın ya. Tabii ama o dizi çok sağlam dizi. Yıldız Kenter, Can Gürzap, Tolga Çevik, Necat İşler. Peki şey? Ve oynadım Ayşe Gül Aldeniz. Osman abinin yapımcısı. Yok bu Necati Bey'in, BKM'nin işinde. Ha bu Necati. Çaldırmak yönetmenimiz. Ömer Faruk Sorak. Bu Tabii çok sağlam bir kadro. Ve bunu anlatacağım bak. Tolga nasıl bir adamdır? Hasta biliyorsunuz. İş hastası. Böyle bir şey olamaz. Bak sabahın köründe geliyor sete. Seti yok hayatım. İşi yok o gün. Yıldız Kenter'le benim sahnem var. Yıldız Hanım benim babaannem rolündeydi. Ay ne güzel ustalarla oynamışsın. Aynen. Allah aşkına. Ay ne kadar güzel. Yıldız Kenter'le sahnemi geliyordu Tolga. Sabahın köründe o sahneleri izliyordu. Hepimizin sahnesi. O kadar işine hasta. Sadece Yıldız Kenter'i izlemek için geliyordu. Sonra gidiyordu. Dedim ki Tolga senin setin yok deli misin? Bir de Tolga nerede çekiyorduk. Sabahtan akşama kadar gelir izlerdi. Allah Allah. Acayip bir iş hastası. Bak şimdi bu söylediğimi çok destekledim. Ben daha çok ödül olmasını ve daha çok görmekten yanayım. Evet çok hak ediyorum biliyor musun? Gerçekten bilmiyordum bak bunu söylediğimi. İşkoliktir ya Tolga. Abi biz de Tolga'ya yükseldi. Çok güzel. Tolga senin böyle başarılarını tebrik ediyorum. Aşkım sette de çok özür. Aşkım çok özür dilerim. Evet, unuttuğumdan, samimiyetten söyledim. Şimdi şöyle bir şey var. Normalde de sette oyuncular aslında çok iyi oyuncu olsa da kaçarlar. Yani sahnesini yapar kaçar. Hani hiç sahnesini yapıp karavanda bekleyen var. Yani solumayan. Karavan değil mi başka şeyler aklıma geliyor benim. Sus sorma benim. Ya, evet. Dur onunla ilgili şey cezamız bitti bu arada. Cezamız bitti susma kararı bitti mi Talat? Bitti. O bitti dedim avukatlarımıza soralım. Yarın bomba kör patlatalım. Bir dakika. Peki. Yani Tolga'nın böyle bir işkolikliği vardır. O yüzden gerçekten hak eden insanların ödül alması çok önemli bir şey. Bu ödül törenlerine de inanıyor musunuz derseniz açık fikrim. İnanmıyorum. Beşeri ilişkiler her zaman söz konusu olmuştur. Benim de ödül aldığım gecelerde aynı şekilde. Bazen Selam burada çok güzel bir laf etti. Bazen ödül giderken utanıyorum. Evet, evet. Hepimiz için aynı şey. Mesela Ece ben bir şey söyleyeceğim ama benim hiç böyle ben daha işte 5 yıldır bu işi yapıyorum. 5-6 tane ödülüm var. Hiçbirisiyle beşeri ilişkilerim yok ama gerçekten o senin söylediği şey aklıma geldi. Yani şimdi sahne çıkarken ha işte kim bilir kimi arattırdı. Kim bilir. Çok kötü bir şey. Bu imaj bu çok kötü bir imaj. Senin için söylemiyorum. Hı-hı. Senin beşere ilişkin olmayabilir. Yapımcının olur. Hı-hı. Yapımcının olmayabilir. Kanal sahibinin olur. Olur. Bunları gördük. Yani ben maalesef, biz değil. O yüzden ödül törenlerine çok inanmıyorum. Hiç Türkiye'de hiçbir ödül törenine inanmıyorum. Ama izlemesi keyifli. Evet. Evet. Ama engelsiz yaşam deyince biz bu arada Mesut Yarı'da selamlar olsun. Engelsiz yaşam deyince biz de tabii ki oradayız. Desteğiz yani her zaman. Bu yaz Tolga şovu yaptı biliyorsun. Tolga Çevik. Evet. Talk show yani. Ama bir de film yapacakmış. Onu ertelemişler. O da BKM ile çalışıyor. Evet. Biliyorsun. Bu sektör acaba yani bu işte tartışmalar vesaire de ertelettiriyor mu? O olabilir ama çok başarılı filmler yaptığını biliyorum. İşte Patron Mutlu Son istiyor falan. İşte kızıyla beraber. Organize işlerde oynayacak mı? Hatırlıyor musun? Sanırım var. Yılmaz Erdoğan'ın yeni projesinde. Çünkü orada çok iyi bir film var. Kıvanç Tatlıtuğ var biliyorsun. Kıvanç Tatlıtuğ var. Organize işler 2'de. Bir şey çıktı, bir afiş çıktı ama orada Tolga'ya çok denk gelemedi. Ben de hatırlamıyorum. Ondan dolayı ki Yılmaz Erdoğan'ın arası çok çok iyidir biliyorsunuz. Ve zaten o dizide, o filmde çok iyidir. Nasıl zayıflamış? Koray mı? Koray Avcı. Evet çok güzel. Yılbaşına onunla girdim. İnşallah yeni yılımı iyi geçer diyeceğim ama Koray sağ ol ya. Koray sağ ol ya.
Yani o kadar güzel geçirdin sen. Koray amcıyla bir daha girmeyeceğim yılbaşına. Şaka yapıyorum, seni seviyoruz. Ve hazırsa diğer görüntümüz. Peki, birazdan ödül töreninde yaşanan başka bir hadiseyle ilgili devam edeceğiz. Başka bir hadise yaşandı. Ona vereceğiz.